Ne konuştunuz abimle? Karını niye yolladı Nasiye'ye diyor. Sen ne dedin peki? Kardeşin koca sözü dinlemez dedim. En ufak bir şeyde beni bile boşamaya kalktı dedim. Ufak bir şey mi? Hı? Ali İbrahim seni öldüreceklerdi, farkında mısın? Zeynep'ciğim biraz annene benze. Bak ölsem de bırakmam kocamı diyor. Ya sevdiği için mi diyor sanki? Asiye'ye kaptırmamak için söyledi. Ha, senin beni kaptıracağın biri yok diye hemen boşamaya kalktın yani, öyle mi? Bu konuda üstüme gelemezsin bak gerçekten. Canım. Bir tanem. Üstüne gelmiyorum. Sen ne zaman istersen boşan, ne zaman istersen evlen benimle. Bana bak. Böyle söyledim diye benden kurtulacağını zannediyorsan yanılıyorsun. Seni boşarım ama kimseye de yar etmem. Biz de böyle. Biz de böyle derken? Yani ben de böyle en azından. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bizimkiler görecek. Görsünler. Karımı öpüyorum. Bizde de böyle. Kimseden bir şey gizlemiyorum. Sen mi bir şey gizlemiyorsun? Abimle ne konuştun diye soruyorum. Onu bile söylemiyorsun bana. Abin kararlı Zeynep. Ben vazgeçmem. Artık ben varım diyor. İyi de babama ve Yılmaz'a rağmen nasıl yapacakmış bu işi? Ben de bunu söyledim. Yılmaz yaşadığı sürece abin güvende değil. Neyi kastediyorsun? Reşit'i. Reşit oğullarının intikamını birinden alacak. Abimle ne alakası var ki bu intikamın? Oğullarını dün gece aile kabristanına gömmüşler. Kim dedi bunu? Derviş dayım. Oğullarının yerini baban söylememiştir herhalde. Bir dakika, yani Yılmaz Reşit abiyi yanına mı aldı diyorsun? Aynen öyle. Yılmaz kimseye karşılıksız bir şey vermez. İsteyeceği karşılığında baban olduğunu hiç zannetmiyorum. Abime bahsettin mi peki bundan? Hayır. Sadece kimseye güvenme dedim. Neredeydin sen? Her yere baktım, yoktun. Dayımın odasındaydım. Derviş dayı niye aşağıda yatıyor o kadar oda varken? Herkes rahat etsin diye. Ortalıkta dolanmayı pek sevmez o. Derviş dayı her şeyin farkında ha. Ne gibi? Yani Osman'ın Leyla'sının. Seninle benim. Hı. Kötü bir şey mi bu? Yok. Kötü bir şey değil de ortalıkta olmayıp her şeyin farkında olması garip. Komando olarak yapmış askerliğini. 7/24 tetikte. Ne kimseye belli etmez kendini. Fazla konuşmaz. Genelde dinler. Çocukken çok dinledim onun anılarını. Senin gibi sadece patates soymamış yani. Hı, öyle. Canım. Hayatım. Ben sabahtan akşama kadar yalan söylenen bir evde büyüdüm. Ama senin kadar inanarak yalan söyleyen birini görmedim. Aşk olsun. Bak yaralıyım zaten. Her yerim yaram yeri içinde. Ağrıyor. Bir de bana yalancı diyorsun, öyle mi? Bu arada çok yorgunum. Beni bir öpsen. Sonra uyusak. Olmaz mı? Olur. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.